Malzemeye alıştık, yürüdük ve düz kayma yaptık. Şimdi snowboard nasıl durdurulur ve yavaşlatır onu öğreteceğim. Aşağıda yaptığımız hareketlerde arkadaki ayağımız açıktı. Şimdi bağlıyoruz. Arkadaki ayağımızla bağlıyoruz. Yapacağımız hareketin ismi derapaj, yani yan kayma. Sağa ya da sola kaymadan sadece topuk kenarlara basarak parmak ucunu da yere değdirmeden kaymaya çalışıyoruz. Snowboard'da altın kural şu: ters kenar yere değmeyecek. Evet, şimdi kalkıyorum. Hareketi gösteriyorum size. Yavaşça kalkıyorum. Bu arada topukta kalkmak arkadaşlar biraz zor. Bir arkadaşınız yardımcı olması gerekebilir. Biraz atletik olmak lazım. Evet, sadece topuk kenarlara basarak parmak ucunu değdirmeden kollar açık, avuç içi karşıyı gösterecek şekilde aşağıya doğru kaymaya çalışıyorum. Burada yapmamamız gereken hareket şu: snowboard'u kara doğru saplayıp bırakmak, böyle gevşetmek büyük bir hata. Bunu yapmıyoruz. Eğer bunu yaparsak parmak uçları yere değebilir. Sadece arkadayım, sabitliyorum kendimi. Yavaşça kenarlarda kalarak aşağıya doğru kaymaya çalışıyorum. Yavaş ama akıcı bir şekilde. Kollarımı eğer çok oynatırsam yön değiştirecektir. Sabitliyorum kendimi, avuç içi karşıya bakıyor ve sadece topuklarda kalarak devam ediyorum. Burada durdurmak için, daha fazla durdurmak için hafifçe yükselip topuklardaki baskıyı artırıyorum. Durduktan sonra yavaşça oturuyorum. Şimdi aynı hareketi parmak ucunda yapacağız. Kolumu uzatıyorum yukarı doğru. Dönüyorum yana doğru, bir takla atıyorum. Parmak ucuna geliyorum. Burada parmak ucunda kalkmak daha kolay. Elimi yavaşça yere koyuyorum. Kalkıyorum. Eğik duruyorum. Burada işin önemli bir kısmı duruş pozisyonuyla alakalı. Topuğumuzu biraz içeri doğru alacağız. Kalçalarımızın iz düşümü topuklarımızdan daha önde olmalı. Ayak bilekleri öne doğru dar açı yapacak şekilde kaval kemikleri ayakkabının önüne yaslıyoruz ve dik duruyoruz. Yine eller açık, yukarıya bakıyorum ve yavaş akıcı bir şekilde aşağıya doğru kayıyorum. Topuklarda ne yapmıştık? Durdurmak için yükselmiştik. Burada alçalıyoruz. Daha çok bastırıyoruz öne doğru ve yavaşlatıyoruz. Yine basıp gevşetme işini yapmıyoruz. Bu hareket yapılmıyor. Buna dikkat edeceğiz. Evet, tekrar bırakıyorum. Akıcı bir şekilde kayıyorum. Baskıyı artırıyorum, durduruyorum. Durdurduktan sonra yine döndüm. Yana doğru uzandım, bir takla attım. Topukla yine devam ediyorum. Kalkıyorum, yine aşağı doğru bakıyorum. Akıcı bir şekilde kesmiyorum ucunu. Daha sonra kaydıyorum. Ve yükselerek durdurdum. Tekrar bir parmak ucu yapıyorum. Takla atıyorum. Elimi koydum yere, kalktım. Topu içeri aldım, bu çok önemli. Topu içeride olacak pozisyonu. Dikkatle bakıyorsunuz duruş pozisyonuna. Diz, kalça ve omuz aynı hizada. Evet, bırakıyorum aşağı doğru yavaşça. Akıcı bir şekilde kayıyor. Evet, çok baskı arttırınca duruyor. Tekrar bastırıyorum, duruyor. Ve bitiriyoruz.